Hüner'in sunduğu Ekran Gazetesi devam ediyor. Reklamlardan önce de söylediğimiz gibi Ekran Gazetesi konuyla devam ediyor efendim. Bugün Büro Memur Sen'in faaliyetlerini, kuruluş amacını konuşacağız. Hepsini inceleyeceğiz. Konuğumuz Ordu Şube Başkanı Adem Şen. Sayın Şen, hoş geldiniz efendim yayına. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir giriş yapabilir miyim? Lütfen, buyurun. Böyle bir fırsatı ve imkanı bize tanıdığınız için önce Altaş TV genelinde, özelinde de Funda Hanım, size teşekkür ediyorum. Bu vesileyle güzel ordumuzun güzel insanlarına, bize inanıp üye olan kıymetli dostlarıma, çalışanlarıma, hepsine, herkese günaydın diyorum. Güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Ülkemizin geçmiş olduğu bu sıkıntılı süreçten huzurla, sevinçle, mutlulukla ve sağlıkla bir an önce buluşmasını ve çıkmasını temenni ediyorum buradan. Bu vesileyle insanlarımızın ferasetiyle hareket etmelerini, düşünceleriyle akıllarını birleştirmelerini, kulaktan dolma, gerçeği yansıtmayan sözlere, haberlere inanmadan normal hayatlarına devam etmelerini temenni ediyorum bu ekranlardan. İnşallah, dediğiniz gibi zor zamanlar geçiriyoruz ama inşallah bitecek. İnşallah. Bu ülke, bu insanlar birçok savaştan zaferle çıkmışlar. Ülkenin bir bölgesinde yaşanan bu problemi de sonlandıracağız. Hep birlikte, birliğimizle, İnşallah. Beraberliğimizle inşallah. Tabii az önce de söylediğim gibi bugün Büro Memur Sen'i konuşacağız. Faaliyetlerini inceleyeceğiz, kuruluş amacı. Bundan sonra hedefte neler var, hepsine bakacağız efendim. Ancak önce, evet, sizleri tanıyoruz bizler, ordular, ordu bürokrasisi, camiası, siyasileri. Ama ekran başındakiler için bir kere sizden dinleyelim isterseniz. Kimdir Adem Şen? Teşekkür ediyorum. 1971 yılında Fatsa'da dünyaya gelmiş. Mutasip küçük bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş. Beşinci çocuğuyum. İlkokulumu Fatsa'da, daha sonra yöremizin büyük ulemalarından, Türkiye'nin de büyük alimlerinden Fatsa İslam Dağı'da ismi çok duyulmuş Halil Tatlıgül Hoca Efendi'de de eğitimini görmüş, hafızlığını tamamlamış bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım. Daha sonraki eğitim sürecimiz Fatsa, Ordu şeklinde devam etti. Devlet memuruyum, önce onu söyleyeyim. Nüfus teşkilatında çalışmaktayım. Sendikayla Büro Memur Sen ve genel anlamda Memur Sen'le tanışmamız 2000'li yıllarda başladı. Şube Başkanlığını da 2010 yılında devraldım. Çalışmalarımıza süratle ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Başka da ifade edeceğim bir şey yok. Kendimle alakalı bir şey yok ama daha sonra diğer alanlarda konuşacağız inşallah. Evet, konuşacağız tabii. Evet. Yaklaşık 6 yıldır Büro Memur Sen'in Ordu Şube Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Tabii bunların hepsine değineceğiz ama öncesinde kuruluş amacından biraz bahsedelim. Evet, bu çok önemli. Memurlar için birçok sendika var ama Büro Memur Sen'in özelinde konuşacağız tabii. Biraz o günlere gidelim. Nedir kuruluş amacı? Şimdi 1995 yılında Türkiye'de o güne kadar iki tane sendika vardı, konfederasyon vardı. Bir KAMÜSEM vardı, bir de KESK vardı, bilirsiniz. Herkesin bildiği gibi. Evet. Fakat milli manevi değerlere biraz daha sahip çıkacak, milletle alakalı ilgili alınacak hükümet tarafından hangi dönemde hangi hükümetler varsa o dönemlerin milletle alakalı, millete dayanarak, milletle birlikte onların hak ve menfaatleri için alacağı kararları destekleyecek bir sendika, konfederasyon topluluğu yoktu. Bu sendikalar, o dönemdeki sendikalar güçlerini asıl amaçları dışında kullandıkları için maalesef kendilerine inanıp üye olan insanların da haklarını koruma noktasında cılız, zayıf kalınmışlardı. Yıllardır bu böyleydi. Zaten işte tam bu noktada özellikle 95 yılında, Allah nur içinde yatırsın, kendimle ilgili bir şeyi atladım aslında, önemli bir nokta olduğu için. Hemen ilave edelim. Hemen ilave edelim. Ben 1990-94 yılları arasında o dönemin siyasi, önemli siyasi liderlerinden Profesör Necmettin Erbakan, rahmetli Erbakan hocamızın yakın korumalığını yaptım. Bu bölgede işte Milli Gençlik Vakfı'nın kurucularından ve başkanlarından o dönemlerde bir isim. Teşkilat beni çok iyi tanıyor.
bütün teşkilatlar tanıyor. Yani bunu A, B, C, D diye ayırmıyorum. İnsanları Allah için seviyoruz biz. İnsanları Allah için sevdiğimiz için onların sorunlarıyla da çıkar menfaat gözetmeksizin ilgileniyoruz. O nedenle o eksikliği hisseden rahmetli Profesör Erbakan hocamız memur senin kuruluşuna start verdi o dönemde. Dedi ki bu böyle bir sendika Türkiye'ye lazım. Milletin yanında duran, millet için karar almaya çalışan, istikrarı hükümetlerin yanında duracak olan bir sendikaya ihtiyaç var diye kuruldu. Tabii 2002 yılına kadar normal kuruluş biçimini, şeklini gerçekleştirdi. Ve cılız kaldı o döneme kadar. Ama 2000 ve ondan sonraki yıllarda süratle büyüyen ve bugün sayı itibarıyla 850 bin evet. üye sayısına ulaşan dünyanın en büyük sivil toplum örgütü haline gelmiş bir memur senin konfederasyonun federasyon başkanları, büro memur sen kolunun ordu şube başkanı olarak karşınızdayım. Kuruluş amacı çok net ve tek kelimeyle millet için ve kendisine inanan üyenin hak ve menfaatlerini elde etme noktasında güç ve gayret gösteren bir sendika. Tanımı budur memur senin. Evet. Onun dışında bazı yakıştırmalar var. İşte bazı siyasi partilerin arka bahçesi. Onları bazıları da soracağım. Evet. Uzak, yakın onlara soracaksınız. Amacı budur kuruluşun. Özellikle soracağım. Evet. Çünkü şimdi sendikalarla ya da temsilcilerle sohbet ettiğimizde özellikle evet. soruyorum. Sadece sizin için değil. Aslında birçok sendika için zaman zaman böyle bazı evet. çevrelerce konuşmalar olabiliyor. Tabii ki cevap vermenizi isteyeceğim. Ama faaliyet alanlarınızdan biraz bahsedelim. Hangi kurumlar? Evet. Hani bu bazen bir kafa karışıklığına yol açıyor kamuoyunda. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir soru. Şimdi burada şöyle hemen başlayalım. Memur Sen çatısı altında Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da Eğitim Bir Sen ki ordunun en sayısal anlamda yoğun üye sayısına sahip olan bir şubemizdir Eğitim Bir Sen. Yaklaşık 10 bine yakın bir 7-8 bin civarında bir öğretmen çalışanıyla. İkinci Sağlık Sen'dir. İşte 5-6 bin civarında yakın bir çalışan sayısıyla. Üçüncü biz varız. Ben kendi alanından bahsedeyim isterseniz evet. size. Şimdi bakın bizim Büro Memur Sen'in diğer bizim aile çatısı altında faaliyet gösteren sendika federasyonlarından farkımız şudur. Eğitim Bir Sen sadece eğitim camiasına evet. hükmeder. Onların sorunlarıyla ilgilenir. Onların tüzüğünü bilir, yönetmeliğini bilir, çalışma yöntemlerini bilir. Sorun üretmek için bir tek noktaya odaklanır. Sadece o konu üzerinde uzmanlaşır, çalışır ve problemi çözme noktasında daha radikal, daha donanımlı, daha önemli argümanları elinde bulundurarak ilgili kişilerin önüne gider. Eğitim Bir Sen. Sağlık Sen hakeza. Yine tek alanda sağlık çalışanlarının evet. sorunlarını götürür. Diyanet Sen aynı şekilde işte Diyanet grubunda çalışan İmam Hatip ve Müezzin kayımların sorunlarını götürür. Toç Bir Sen tarım çalışanlarının. Enerji Bir Sen biliyorsunuz. Ben Bir Sen belediye çalışanlarının vesaire. Burada tek Türkiye'de 46 tane, bakın çok önemli bu rakam, 46 tane kurumun sorunlarına çözüm bulması gereken ve bu kurumlardan sorumlu olan tek sendika bizleriz. İlimiz özeline gelirsek, bakınız, bizde valilik ve ona bağlı bütün ilçe kaymakamlıkları bize bağlı, şubemize bağlı. Vergi dairesi, yine ilçe mal müdürlükleri ve vergi daireleri bize bağlı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri hepsi bize bağlı. Adliyenin bütün ilçe teşkilatlarıyla birlikte bütün birimleri bize bağlı. İşkur, nüfus, ben nüfusçu olduğum için evet. özellikle onu dile getirmek istiyorum. Burada bütün çalışan kardeşlerimi de saygıyla selamlıyorum hepsini. Sohbetimizin başında bunu söyledik ama hasreten tırnak içinden parantez açmak evet. istiyorum. Çünkü emin olun bu saydığım kurumlara şunu da ekleyeyim. İşkur'u ekledim. Sanayi Ticaret İl Müdürlükleri var. Bunları ekledim. Gümrük var. Yani eğitimin, sağlığın, efendim belediyenin, diyanetin, tarım çalışanları dışındaki bütün kurumları bana ekleyebilirsiniz. Evet, kısaca öyle diyeyim. Şimdi tabii bu kurumlar bu kadar dağınık ve çok olunca kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın sorunlarına hakim olmak, onların mevzuatlarını bilmek,
onların problemlerine çözüm bulmak bir o kadar da zorlaşıyor. Tabii alan büyümüş oluyor. Alan büyümüş oluyor, zorlaşıyor. O nedenle bizim işimiz çok zor. Yani biz gece gündüz belki ilçe ziyaretlerini diğer arkadaşlarımızın yaptığı kadar sık sık yapamıyoruz. Ama bizim hiçbir zaman mefhumu yoktur ki onların kurum kurum, ayrı ayrı kurumları düşünerek sorunlarına çözüm bulma istek ve arzusu, düşüncesi kafamızda olmasın. Böyle geçiyor bütün günlerimiz bizim. Tabii takdir edersiniz ki bu kadar dağınık olunca sorunlar var, geliyor. İsterseniz o sorunlarla ilgili bir soru soracaksanız geçeyim. Tabii. Şimdi çalışmaları aslında biraz faaliyetleri öğrenmek isterim ben. Neler şimdi, yapılıyor? Evet, neler şimdi yapıldı? Bakınız Funda Hanım. Türkiye'nin bence yükünü taşıyan, bütün o yükü omuzlarında taşıyan çalışan grubu iş kolu olarak bize bağlı. Bir tanesini ele alalım. Daha sonra sıralayalım. Adliye çalışanlarından yola çıkalım. Evet. Adliye çalışanlarının zabıt katibi olan kardeşlerimiz, onun dışında diğer branşlarda çalışan kardeşlerimiz, sekreterlerinden tutun da bütün birimlere varana kadar 4C'li kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin çalışma mefhumunu siz ben değil, normal sokaktaki vatandaşa sorsanız adliyecilerin çok yoğun çalıştığını, mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını, onlar için zaman önemli değil. Bir hakim, nöbetçi hakim ya da savcı gecenin bir saatinde telefon açar, bir olay olur, bir ölümle sonuçlanan bir olay olur ki Allah hiç kimsenin başına böyle şeyler getirmesin. Üzüntü verecek şeylerle karşılaşmayalım, temennimiz odur. Ancak bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin çalışma saatiyle ilgili bir öyle saat mefhumu yok. Hakimi, savcısı ya da bağlı olduğu birim amiri, idare amiri onu aradığı zaman olay yerine ya da başka bir alana gitmek zorundadır. Bugüne kadar bu kardeşlerimizle ilgili onların bu fazla çalışmaya karşılık olarak mesai aldığını söylemek güçtür. Şimdi biz dedik ki konuşmamızın başına Türkiye'nin en büyük sendikasıyız. İşte 2000 yılından sonra büyümemiz hızlıca ivme kazandı, büyüdük falan. Peki o zaman diyeceksiniz ki haklı olarak ya da beni dinleyen arkadaşlarım, zabıt katibi ve diğer branşlarda çalışan, birimlerde çalışan arkadaşlarım diyecekler. O zaman neden bu sorunları biliyorsunuz da çözüme kavuşturmadınız diyebilirler haklı olarak. Ancak bakın Funda Hanım, Türkiye'de sivil toplum örgütü anlayışı henüz yeni yeni oturuyor. Evet. Bir örnek verebilir miyim müsaade ederseniz? Evet. Bu noktayı da üye arkadaşlarımın dikkatle dinlemesini istiyorum. Bakınız Türkiye'de özellikle bize bağlı, büro memur sen'e bağlı alanlarda çalışan 300 bin çalışan var. 300 bin. Bize bağlı kurumlarda çalışan 300 bin memur var. Bizim üyemiz kaç Türkiye genelinde? 70 bin. Şimdi memur sene gelelim. Genel alanda. Türkiye'de 2,5-3 milyona yakın memur var. Çalışan kitlesi var. Memur senin üyesi kaç? 850 bin. 850. Peki kamu senin üyesi kaç? 350 bin. Keskin üyesi kaç? 150 bin. Hepsini dahi toplasanız Türkiye'de çalışan bütün memurların henüz daha %50'sini dahi etmiyor. Şimdi buradan haklı olarak bir soru sormak istiyorum. Siz ve ben bir anlaşma yapacağız. Karşılıklı masaya oturacağız. Ben sizden güçlü olursam mı size kendimi daha kabul ettirebilirim? Söylediklerim daha etkili ve tesirli olur. Ya da bir özel şirket düşünün. %55 hissesi bende, %40 hissesi sizde. Ben mi etkiliyim? Hem imza anlamında hem de yetki anlamında siz mi yetkilisiniz? Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman sivil toplum örgütleri işçileri karıştırmıyorum. Bakın oraya ayrıca geleceğim. İş sendikalarına geleceğim. Evet. Ama memur sendikaları Türkiye'de hiçbir zaman hangi dönem kimler ülkeyi yönetiyor olursa olsun hiçbir zaman ülkeyi yönetenlerin karşısına %51 çoğunlukla çıkmamıştır, çıkamamışlardır. Neden? Enteresandır, anlam veremiyorum. İnsanlara sendikal anlamda gelin bize üye olun dediğiniz zaman ya sendikanın bana ne faydası var? Sendikanın size faydası yok da zararı da yok. Kaldı ki bireysel olarak siz mülki idare amirine gidip randevu istediğiniz zaman bireysel olarak, şahıs olarak randevuyu 3 günde 5 günde alacaksınız. Belki hiç alamayacaksınız. Evet.
Ama sivil toplum örgütü anlamında benimle hareket ettiğiniz zaman ya da bir sivil toplum örgütüyle, o isimle, o patentle gittiğiniz zaman sivil toplum örgütünü bugün ciddiye almayan hiçbir mülki idare amiri ya da kurum amiri ayakta duramaz. Açık söyleyeyim buradan. Çok net söylüyorum. Çünkü her ne kadar iktidarın ya da hükümetlerin karşısında bu güce ulaşamamışsak da sayısal anlamda dünyanın en büyük sivil toplum örgütüyüz. Türkiye'nin de en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bizi bu bağlamda yerelde ve genelde bütün resmi kurum amirleri, mülki amirler, hatta bakanlar, müsteşarlar dikkate almak zorundadır. Biz nefsimiz için, kendi kişisel ihtiyaçlarımız için onların yanına gitmiyoruz. Biz kimliğimizle ve kurumsal anlamda o kurumda çalışan arkadaşlarımızın taleplerini onlara götürüyoruz. Bu bağlamda buradan hasreten istirhamım, ricam şudur. Ben kendi ilimde çalışan ve sendika üyesi olmayan kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın gelin, bizimle birlikte olun. Siyasetçi değilim ben ama siyaseti çok iyi bilirim. Çünkü teşkilattan ve çekirdekten gelme bir kardeşinizim. Gelin bizimle birlikte olun. Güçlü olalım. Sorunlarımızı bu güç sayesinde daha erken çözelim diyorum. En kısa zamanda onlarla buluşmak istiyorum. İnşallah bir araya gelme noktasında da yeni yeni bazı programımız olacak. Zaten muhtemelen biraz sonra soracaksınız o konularla ilgili. Şimdi sendikal faaliyetleri önemsiyoruz aslında. Evet. Şöyle ki çalışanların ayrıca bir sendikaya da bağlı olması, haklarını savunan bir kurumun olması, bir sivil toplum örgütünün olması hakikaten aslında önemli bir, hani onların ellerini besleyen bir durum. Peki neden hani bize bir faydası yok, ne gereği var? Bu yaklaşım nasıl kırılacak peki? Şimdi şöyle, insanlar da özellikle kamu kurumlarında çalışan kardeşlerimizde şöyle bir endişe var, şöyle bir korku var. Biraz sonra soracağınız sorun da burada biraz hani cevaplamış olacağım o soruyu. İnsanlar şöyle düşünüyor, kamu kurumunda çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şöyle düşünüyor. Ya ben memur sene üye olursam ya da kamu sene üye olursam ya da keski üye olursam hiç fark etmez. Ayırmıyorum bunları. Üye olursam ben fişlenirim. Yani memur sene üye olursam kamu senli müdür ya da amir bana engel olur. Bana düşmanca tavırlar sergiler, mobbing uygular. Memur sene üye olursa kamu sene üye olursam memur senli bir amir müdür neyse aynı şeyleri bana yapar. Keske üye olursam diğer ikisi yaparlar gibi son derece yanlış. Hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan, gerçekle alakası olmayan bir düşünceye sahipler. Onların düşüncelerine saygı duymakla birlikte böyle olmadığını izah etmek için bunu bu cümleyi kullandım. Yani peki sizin sendikanızla alakalı az önce biraz gerçi bahsettik. Hani bunu birazdan konuşacağız dedik ama madem yeri geldi açalım. Evet. Yani zaman zaman birçok sendikayla alakalı hani bazı siyasi partilerin yakınlığıyla ya da işte arka bahçesi gibi söylemler çıkabiliyor. Var mıdır bunun aslı? Çok net söylüyorum. Bakınız ben kurumlara gittiğim zaman orada diğer sendikaya üye olan kardeşlerimizin de bu manada sorularıyla karşılaşıyorum. Çok net söylüyorum. Her kişinin gönlünde bir, kalbinde bir görüşü, dünya görüşü, düşüncesi vardır. Bakınız, orduda benim, Alevi vatandaşımız da benim üyemdir. Sol, sosyal demokrat düşünceye sahip kardeşlerimiz de bizim üyemizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi duygularıyla hareket eden kardeşlerimiz de bizim üyemizdir. Bütün dünya görüşlerine sahip olan arkadaşlarımız bizim üyemizdir. Bir mozaiyiz biz, bir potansiyeliz biz. Şimdi benim çıkıp da ordu şubesi olarak herhangi bir siyasi iradeyle birlikte hareket etmem, onları destekler nitelikte fiil ve tavır sergilemem zaten bizim doğamıza yanlıştır, aykırıdır. Bu insanlara saygısızlık olur. Ama ben onların hak ve menfaatleri için bütün ülkede bu ülkeye siyasi hizmeti dokunan ve hala dokunmaya devam eden bütün siyasi partiye sahip ordunun milletvekilleriyle temas halinde olmam gerekiyor. Tabii. Onlarla diyalog halinde olmam gerekiyor. Onlarla görüş alışverişinde bulunmam gerekiyor. Buna mevcut iktidarda olan partinin milletvekillerini de katıyorum. Ana muhalefet partisinin milletvekilini de katıyorum. Milletvekili çıkaramayıp da orduda etkin siyasi faaliyetler gösteren diğer muhalefet partilerini de katıyorum. Hepsini katıyorum buna.
Bunu yapmak zorundayız biz. O nedenle net olarak buradan şunu ifade ediyorum. Hiçbir kimse çıkıp da şunu diyemez. Ben burada ordu şubesi olarak konuşuyorum. Hı hı. Ankara'da memur sen genel başkanını anlamında ya da konfederasyon başkanları anlamında bu işlerin nasıl olduğunu kestirmek aslında mümkündür. Çünkü orada sürekli bürokrasiyle, siyasilerle yan yanasın, olmak zorundasın. Talepler Anadolu'dan, Taşra'dan yoğun olarak geliyor. Bunları gündeme getirmek zorundasın, bunları ilgili makamlara iletmek zorundasın falan. Oradan belki resim öyle görünebilir, fotoğraf öyle çıkabilir. Anadolu'da, Taşra'da çalışan kardeşlerimizin karşısına. Ancak ben burada ordudan çok net şunu söylüyorum. Birine ne kadar yakınsam diğerine o kadar yakınlığım vardır. Mesleki anlamda, yaptığım iş anlamında. Ama benim de iş dünyamda ya da beynimde kurguladığım, kendime yakın hissettiğim bir dünya görüşü olabilir. Bundan daha doğal bir şey var mıdır? Herkesin vardır. Evet. Yani. Bunu alenen ortaya koyup da faaliyet anlamında herhangi bir siyasi partinin yanında yapmak çirkindir. Benim inancıma göre yanlıştır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Birinin yanına gidiyorsan diğerinin yanına da gitmek zorundasın. Çünkü sadece senin üyen bir tane siyasi oluşumu, peşine gittiğin bir siyasi oluşumun dünya görüşünü taşıyan üye değil senin üyen. Evet. Birçok dünya görüşünü taşıyan değişik alanlarda, branşlarda görüşü olan insanlardan bitecek ki bizim sendikamız. Evet, anlatabiliyor doğru. muyum? Birçok konuya değindik aslında öncesinde. Biraz sorunlardan bahsettik. Zaman zaman bazı çevrelerce konuşulan söylemler hep olur. Bunlara da açıklık getirdik. Özellikle herhangi bir siyasi partiye yakınlık ya da bir arka bahçe durumu söz konusu mudur dediğimize kesinlikle hayır dediniz. Hani bunu çok da net bir şekilde cevapladınız. Ki bu sorular size geldikçe de farklı çevrelerde ya da camialarda zaten her platformda bunu da dile getiriyorsunuz. Biraz hani neler yapılıyor? Çünkü birçok üyeniz var. Sendikaya üye olan çalışanlar için, size güvenenler için neler yapılıyor, neler yapıldı? Onlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi tabii geçen yıl bir toplu sözleşme yapıldı Memur Sen tarafından. Bugüne kadar Türkiye'de çalışan kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bize sezenişte bulunduğu yıllardır İşte maaşlarımıza zam alamıyoruz, aile yardımı, eş yardımı, çocuk yardımı vesaire gibi konularda genel isteklerimiz karşılanmıyor gibi serzenişleri haklı olarak vardı. Ancak geçen sene yapılan özellikle toplu sözleşmede işte %6,5 gibi bir zamın gelmesi, buna paralel olarak aile yardımı, çocuk yardımı, eş yardımı gibi bazı sosyal haklarından da ilave ücretlendirmenin yapılmış olması onları tabii biraz rahatlattı ekonomik anlamda. Bizi de rahatlattı işin doğrusu. Yani biz taşraya, ilçelere gittiğimiz zaman sıkça karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi bu. Bu bağlamda ben Memur Sen Genel Başkanımız ve ekibine bu toplu sözleşmede sürecinde gösterdiği samimi ve üyelerini düşünen tavrından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Onun dışında tabii arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın bireysel talepleri oluyor genellikle çoğu zaman. Fakat ben burada çok dürüstçe bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bana bir talebini ileten bir üyemin talebini önce kendi dünyamda, kendi kafamda bir değerlendiriyorum. Daha sonra kendisine şunu söylüyorum. Bakın ben bir siyasetçi değilim. Bir milletvekili değilim. Bir herhangi bir siyasi partinin il başkanı değilim. Ankara'yı ilgilendiren meselelerle alakalı konuşuyorum bunu. Değilim. Dolayısıyla bu konuyu sadece CV anlamında ya da görüş anlamında, aracı anlamında ki şubelerin şeyi budur, görevi budur zaten. Memuruyla efendim çalıştığı kurum amiri ya da Ankara'yla vesaireyle arada bir köprü olmak, bağ kurmaktır asıl görevi şubelerin. Ben iletirim şeklinde kendilerine çok net cevap veririm. Ancak il içinde çözülecek, burayı tırnak içinde ayırıyorum. İl içinde çözülebilecek bir mesele ise canla başla başım gözüm üstüne diyorum ve yollara düşüyorum. Bizzat kendim şahsen şube başkanı olarak ilgileniyorum. Çözebildiğimi çözüyorum. Prosedüre uygun olması önemli. İsteğinin legal ve haklı olması önemli. Doğru olması önemli. Böyle olursa dediğim gibi
şahsi çaba ve gayretimle ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın üstün işte gayretleriyle birlikte verdiğimiz mücadeleyle bu sorunları il düzeyinde çözüyoruz, gayret ediyoruz. Evet. Ama Ankara ayağı işin içine girdiği zaman şunu da sağlam bir iradeyle diyorum, ben bir siyasi parti temsilcisi değilim. Bir siyasetçi ağzıyla sana bunu yaparım, hallederim, ederim şeklinde söz veremem diyorum. Evet. Ve önünü kapatıyorum bu olayın. Kendi faaliyet alanlarımızla alakalı herhalde onu sormuştunuz. Şimdi bakın, biz de özellikle iki tane kurumu ele alalım. Adliye çalışanlarının zaman zaman hem görev icabı hem de kişisel ya da bireysel işlerinizden dolayı gitmiş olabilirsiniz adliyeye. Hı hı. Herkes olduğu gibi, herkesin gittiği gibi. Adliyenin fiziki yapısı son derece kötü. Yeter. Çalışma şartlarının kötü olduğu, olumsuz olduğu bir yer. Allah'tan Sayın Başsavcım Metin Bey, buradan kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir binayı, yeni bir adliye sarayını oraya kazandırdı. Orada inşallah arkadaşlarımız büro sistemiyle çalışacaklar. En azından fiziki anlamda bir rahatlama yaşayacaklar. Ancak bizim özellikle orada çalışan mübaşirler, zabıt katipleri, 4C'li arkadaşlarımız, sekreterler gibi bu kardeşlerimizin bir an önce yaptığı işin karşılığını alması noktasında mesailerinin bir an önce ödenmesiyle ilgili, geri verilmesiyle, o haklarının onlara iade edilmesiyle ilgili çalışma ve gayretler zaten genel merkezimiz düzeyinde devam ediyor. Bizler buradan raporlar tutarız. Yönetim kurulu üyemiz vardır adliyede. Aynı zamanda temsilcimiz Ertuğrul Bey sürekli sıcak tutar, raporları getirir. Biz de onu ilgili makamlara, genel merkezimizde bildiririz. Oradan da Adalet Bakanlığı'na gider. Onun için bir an önce temennimiz ve beklentimiz burada çalışan kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını almaları noktasında bilmelidirler ki çaba ve gayret gösteriyoruz. Bundan emin olsunlar. Zaten bizi tanıyorlar. Bizim olmayan bir şeyi varmış gibi söyleyecek bir insan olmadığımızı bilir onlar. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan söz namustur. Söylediğimizin de arkasında dururuz. Zaten bu çok önemli bir konu. Yani söylemek çok kolay aslında. Tabii ki. Dilden dökülmesi çok kolay ama bağladığı çevreleri ve düşünecek olursak hakikaten çok önemli. Aynen öyle. Ekleyelim isterseniz. Çok özür dilerim. Devam bir de estağfurullah, bir iki kurum daha eklemem lazım. Çünkü hakikaten muzdarip durumda arkadaşlar. Özellikle nüfus çalışanları, bakınız. Siz de bunun haberini yapıyorsunuz. Pasaport, ehliyet nüfus müdürlüklerine verilecek. Adli sicil belgeleri de artık bizden alınabilecek, biliyorsunuz. Bunun şu anda donanımsal anlamda altyapı çalışmaları devam ediyor. Ancak önemli bir şey daha var. Özellikle gözden kaçırılmaması gereken, zaten nüfusun kendi iş yoğunluğunun üstüne bir Türkiye'nin yeni geçtiği bir akıllı kart uygulaması var. Yani bütün bilgileri içinde barındıran tek kart uygulamasına. Ben Amerika'ya gidip geliyorum. Green kartlıyım sık sık. Amerika'da mesela böyledir. Onlar ID derler buna, o karta. Onlarınki çipli değil sadece. Normal tek kart üzerinden bütün iş ve işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bizdeki daha gelişmiş, çipli, uzaydan takip edilebilen yönüyle son derece teknolojiye uyumlu, gelişmiş bir kart bizim kartımız. Bunun şu anda pilot uygulaması Kırıkkale'de devam ediyor. Şimdi zaten akıllı kart uygulaması bize bir yük getirecek, zaten bindirecek. Yani bir de nüfus olmasa, bakın kurum olarak söylüyorum, nüfus olmasa bir insan doğuyor, nüfusa geliyor, öldükten sonra da nüfustan kurtulamıyor. Yani kimlik numarasını alıyor, öldükten sonra da o kimlik numarası onu bırakmıyor. Bütün işlemler bizim kurum üzerinden dönüyor. Şuradan şunu iddia ediyorum. Nüfus müdürlüğü bir gün çalışmasa o ya da bu nedenlerle, öyle bir şey temin etmek istemiyorum tabii, etmiyorum da, çalışmasa Türkiye'nin çalışması durur. Çok net söylüyorum. Dolayısıyla nüfusun zaten işlevi hani yoğun olarak devam ediyor, kendi işlemleri. Üstüne bir akıllı kart uygulaması geliyor. Hadi onu da geçtik. Bir de üstüne emniyet müdürlüğünün ehliyet ve işte pasaport uygulamalarının da nüfus müdürlüğü tarafından yapılacağı söyleniyor, ilan ediliyor ve bununla ilgili zaten süreç başladı. Şimdi burada çalışan kardeşlerimiz, önemli bir noktaya daha temas ediyorum bakın. Burada çalışan kardeşlerimiz memurundan müdürüne varana kadar, arada şeflerine varana kadar, diğer bütün kurumlarda çalışan kendi kadrolarına denk arkadaşlarından
onlara göre en az maaş alan kurumdur nüfus müdürlüğü. Bakın memuru diğer kurumlarda çalışan memura göre en az maaş alandır. Şefi hakeza öyledir. Müdürü de öyledir. İl müdürünü de bu işin içine katıyorum. Önemli bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Hemen önemli bir noktaya temas ediyor. Diğer kurumlarda atıyorum adliyede, atıyorum vergi dairesinde. SGK'da da vardı. Bir kısmı kaldırıldı ama diğer kısmı devam ediyor. Bu arkadaşlarımızın çalıştığı kurumlarında tazminatları yüksek. Dolayısıyla maaşa yansıyor. Hı hı. Bizde tazminat olayı yok. Yıpranma çok, iş yükü çok ama tazminat yok, mesai yok vesaire yok. Hattı zatında 666 sayılı kanun hükmüne kararname ile bu kurumlarda çalışan kardeşlerimiz mesai alıyorlardı. Ancak o günkü Çalışma Bakanı'nın yoğun baskısıyla bu mesailerin tabii ülkenin bazı gerçekleriyle mi örtüştü, ekonomik anlamda örtüştü bilemiyorum. Kanun hükmünde kararname ile mesailer kaldırıldı. O dönemde biraz kısmen nispeten rahattı bu çalışan arkadaşlar. Ama şu anda mesai de yok. O zaman ben de buradan diyorum ki siyasi iradeye sesleniyorum. Madem ki bu kurumlara bu kadar iş yükünü yüklüyorsunuz, özelinde nüfusa, genelinde diğer bütün kurumları konuşuyorum, yüklüyorsunuz. Madem ki Türkiye'nin bütün yükünü bu kurumlar çekiyor, taşıyor, bize bağlı olan kurumlar, o zaman bir emniyette çalışan kardeşlerimizin aldığı parayı istemiyoruz biz. Onlar hak ediyorlar. Nasıl hak ediyorlar? Çünkü can tehlikesiyle göre yapıyorlar. Allah hepsini korusun. Vatanımızı müdafaa noktasında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz buradan. Ailelerine sabrı cemil ihsan ediyoruz. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri çalışan işte mensubu kardeşlerimizin de aldığı parayı istemiyoruz. Biz diyoruz ki biz olmadan mihenk taşlarıyız. Biz olmadan bir şey olmaz. Artık bunu görün istiyoruz. Bunun farkına varın istiyoruz. Yani bir müsteşara 1 milyar, bir kaymakama 1,5 milyar, bir efendim diğer önemli bürokratlara işte 1 milyar 900 milyon zam verirken benim memuruma da 200 milyon lira verin bir zahmet diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? 150 milyon lira verin diyorum. Biz çok küçük şeylerle mutlu olabilen insanlarız Funda Hanım. Yani biz afaki şeyler istemiyoruz. Biz istiyoruz ki biz çalışıyoruz. Devletimize sadakatle bağlıyız. Sadakatle bağlı çalışıyoruz. Hiçbir şekilde art niyetimiz zaten olamaz. Çünkü devlet memurunun çalışma yönetmeliği vardır kendi kurumuna göre. Diyoruz ki biz hakkımızı istiyoruz. İşte ben de bize inanıp üye olan kardeşlerimin hakkını savunmak için fırsat buldukça bugün burada olduğu gibi her platformda bu temennilerimi, isteklerimi, onların taleplerini dile getiriyorum haklı olarak. Bir de sivil toplum örgütü başkanı olarak tabii bizim onların haklarını alma noktasında her türlü şeyi söyleme özgürlüğümüz var. Bize şunu diyemez hiçbir bürokrat ya da mülki amir diyemez ki neden sen çıktın da şunu söyledin diyemez. Çünkü ben yüzlerce kişinin oyunu alarak seçilmiş gelen bir insanım, atanmış bir insan değilim ben. Gücümü ben sivil toplum örgütünden ve üyelerinden alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Buradan da madem bu konuya girdim, kısaca bir şey söyleyeyim hemen bitireceğim. Benim biraz önce yaklaşık 10 dakikadır saydığım bu sebeplerle bu çerçevede çalışan kardeşlerimiz bir de ne sıkıntı çekiyorlar biliyor musunuz? Evinde egolarını tatmin edemeyen, bakın çok net söylüyorum, hiç benim gizli saklım yok. Kafamda neyse dilimde de odur, söylerim. Evinde ya da başka ortamlarda egolarını tatmin edemeyen bazı amirler, müdürler duyuyorum ben. Geliyorlar, hırslarını, efendim egolarını memur üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar. Buradan hepsini uyarıyorum. Çok net söylüyorum, buradan hepsini uyarıyorum. Kim benim üyeme bu tür fiil ve davranışlarda bulunursa, mobbing uygulamaya kalkarsa hem hukuki anlamda hem de kişisel anlamda karşısına beni bulur. Buradan çok net söylüyorum. Neden? Zaten bu insanlar çalışıyorlar. Zaten bu insanların omuzlarında yeterince yük var. Bu insanlarla kardeşlik havası içinde onlara işi severek yaptırma yöntemi dururken nedendir, ne sebepledir sen egonu tatmin etmek istiyorsun bu insanlara karşı, bu çalışanlara karşı? Buradan böyle fiil ve davranışlarında bulunan kurum amirlerini kınıyorum. Çok net söylüyorum ve en yakın zamanda hukuki anlamda da kendileriyle hesaplaşacağımı da buradan ilan ediyorum. Evet. Buyurun.
Tabii sorunlardan bahsediyoruz ama az önce hükümetten beklentileri de sıraladınız. Evet. Gerek ekonomik anlamda diğer belki farklı iyileştirmelerle birlikte. Tabii siyasi iradenin burada da özelde de temsilcileri var. Evet. Yerelde bir beklenti var mıdır? Onu da ekleyelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir soru. Neden önemli? Bakın, milletvekilliği aday adaylığı döneminde bizi vekiller ziyaret etti. Hı hı. Onur Bey de ziyaret etti, Seyit Bey'le de görüştük, diğer vekil adayları da efendim geldi bizi ziyaret etti, hı hı, görüştük. Onlardan tek bir talebim oldu. Dedim ki arkadaşlar, orduyla ilgili bana bağlı, eğitime gittiği zaman eğitim bir sen başkanı öyle demiştir, sağlık sen başkanı öyle demiştir, kendi alanı. Ama orduda halkın birden fazla kuruma, bir günde birden fazla gideceği kurumların bağlı olduğu tek sendika benim. Onlarca sendika bana, kurum bana bağlı. Şimdi ben dedim ki, bakın arkadaşlar, lütfen benim kurumlara, bana bağlı olan kurumlara, özellikle amir anlamında bir atama yapılacağı zaman, lütfen bizim bilgimiz olsun, bizim de görüşümüzü alın. Bu kişiyle ilgili bir araştırma yapalım. Öyle ya, nedir, ne değildir, ilimize, ilimizin insanlarına eziyet mi edecek, onları ayakta mı tutacak, onları baş üstünde mi tutacak, onlara hakaret mi edecek, ben bu adamın vasıfını bilmeden bu adamla nasıl mücadele ederim ben? Doğru mu? Dolayısıyla dedim ki hangi kuruma hangi amir ya da müdür atanacaksa lütfen Allah rızası için bunu sizden istirham ediyorum. Bizim haberimiz olsun. Bir araştırma yapalım. Zaten biz onaylasak da onaylamasak da siz bildiğinizi yaparsınız. Ancak bizim haberimiz olsun. Bu konuyla alakalı bir araştırma yapalım. Size bir rapor sunalım. Çünkü sivil toplum örgütlerinin aslında bizatihi görevlerinden bir tanesi de budur. Yani bir köprü oluşturmaktır. Çalışanla, halkla, hükümet arasında, siyasi irade arasında bir köprü oluşturmaktır. Asıl görevlerinden bir tanesi budur. Buradan özellikle yerelde siyasi parti yöneticilerinden de hasaten istirhamım şudur. Çünkü onlar referans olup Ankara'ya, evet, gönderiyorlar. Evet. Bilirsiniz az çok işlevi. Bizimle de bu konuları paylaşmalarını rica ediyorum, istirham ediyorum. Memur bir şekilde oradan oraya kendini tayinini yaptırıyor. Bize geliyor yerelde, işte başka arkadaşlarımıza gidiyor. Onların tayini yapılıyor ama amir anlamında tayinler yapılacağı zaman bu çok önemlidir ilimiz için. Çünkü bir ili şaha kaldıracak, uçuracak. Kurumları öne çıkaracak. Kurumları öne çıkaracak kurum amirleridir. O nedenle hassas bir mevzu olduğu için buna parmak basmak, evet, istedim. Tabii Adem Bey, bugün birçok konuyu konuştuk. Siz beklentileri, talepleri, sorunları da anlattınız, evet, bununla beraber. Ama yavaş yavaş toparlayacağız efendim. Evet. Öyle bir konu var ki benim değinmeden geçmek istemediğim. Evet. Ekran başındakiler hatırlayacaklardır. Evet. Taliye teyze. Tahmin ettiğim bir soru olacak. Numan Bey, Başbakan Yardımcısı Numan Bey'in ordu mitinginde, burada ordularla buluştuğunda kendisi ona sevgilerini iletti. Var mıdır şeyi? Arşivde onun muhakkak vardır. Evet. Ama bilmiyorum arkadaşlar, şimdi hani yoğunlar içeride, evet, bulabilirler mi? Haberlerde de biz ekrana getirdik. Evet. Ordular da kendisini çok sevdiler. Öyle samimiyetle sevgisini dile getirdi ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da büyük bir sevgi besliyor, evet, kendisi. Allah uzun ömür, evet, versin, 85 yaşında. Sizin de kayınvalideniz, evet, akrabanız. O zamanlarda da biz bunu haberlerimizde de dile getirmiştik. Taliye teyzeyi unutalım istemiyorum. Biraz konuşalım isterseniz. Şimdi tabii ben her ne kadar Fatsalı olsam da tabii Alzuralıların damadıyım. Onu söyleyeyim buradan. Dolayısıyla orada güçlüyüm. Evet. Ama Ulubeylilerle de çok yakın ilişkilerim vardır. Onlarla da akrabalık bağlarım vardır. Dolayısıyla ordunun iki en güçlü dinamik grubuyla yakın temas halindeyim. Onu söyleyeyim buradan. Şimdi kayınvalidemin tabii hassas bir noktası var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı muhabbeti, alakası önlenemez bir durumda. Yani onu bir beyanatını duysa, televizyon ekranlarında fotoğrafını görse, bu nasıl derler ona, iradesi dışında bir olay, birden gözleri yaşarıyor, ağlamaya başlıyor. Böyle bir muhabbeti, böyle bir sevgisi var, alakası var ve tek bir temennisi var. Evet arkadaşlar, evet, ekranlara getirdiler. Tabii bu şu anda burada bulunmamla ekrana gelen, tabii o görüntünün biraz tezat anlamında şey var ama onlar kendi şahsi bireysel inisiyatifi onların. Evet, evet, bir tesadüf. Ekranlarda şimdi tabii, şu anda faaliyeti. Evet, kayınvalidemin tek arzusu ve temennisi şudur. İsteği, talebi şudur. Sayın Cumhurbaşkanı'na ya beni götür oğlum, evladım,
Onu mutlaka görüp kucaklamak istiyorum. Ya da orduya geldiği zaman bana gelsin, bir bardak soğuk çayımı içsin. Tek isteği tabii evet, budur. Mayıs'ta şimdi bir ziyaret bekleniyor. Evet. Bir aksilik olmazsa, tabii büyük bir değişiklik olmazsa. Evet. Taliye teyze hazır mıdır ziyarete? Görüşecek inşallah. O dünden hazırdır. Sürekli dinamik tutuyor kendini. Dediğim gibi hiçbir zaman heyecanı eksilmiyor. Gün geçtikçe de artıyor. Tabii bunda ülkenin içinden geçtiği şu andaki süreç de önemli, etkiliyor. Evet. Her ne kadar onlar yaşlı insanlar olsa da geçmişte birçok şeyi canlı yaşamış, bizatihi kendi dünyasında kişiselleştirmiş, içselleştirmiş ve onu iliklerine kadar yaşamış insanlar. O nedenle bunun da faydası var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan buradan hasaten ben de istirham ediyorum. Bizi dinliyorlarsa ve sesimiz gidecekse bölge milletvekillerimizden istirham ediyorum. Başbakan yardımcımızdan, Sayın Bakanımızdan hasaten rica ediyorum, istirham ediyorum. Kendileri dinlemezlerse danışmanları, baş danışmanları lütfen ulaştırsınlar. Taliye annemin hasaten özel istirhamı ve isteği Sayın Cumhurbaşkanımla, özellikle onunla görüşmek. İşte bazı arkadaşlar diyor ki ya işte Sayın Bakan'la görüşsün. Sayın Bakan'la burada görüştü zaten. Evet. Onun talebi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Bana tabii bu noktaya beni getiren ve bunu söylememdeki sebep şu. Yani kullandığı cümle beni çok etkiledi. Hı. Evladım, Allah beni Tayyip'le görüştürmeden, onu kucaklamadan Allah canımı almasın dediği için ben bunu bu kadar önemsiyorum. Burada gündem haline getirdim onu. Onun için inşallah arkadaşlarımız, bölge milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız da bize yardım eder, yardımcı olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız yardım eder ki biliyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile teması var. Yardımcı eder. Buradan hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah bu talebimizi de dile getirirler. Hadi bakalım. İnşallah görüşecek. Evet. Ve bu dileği gerçek olacak. Çünkü hakikaten büyük bir sevgisi var. Biz daha önce ziyaret de etmişti arkadaşlarımız evinde. Onunla da konuştular. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı, sağ hayırlı ömür versin. Maşallah diyelim. Yaşına rağmen çok da dinç bir kadın. Evet. Çok da dinç bir kadın. Allah sağlık saat versin diyelim. Tabii toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Adem. Rica ediyorum. Bugünkü sohbet için hem sorunları hem beklentileri konuştuk efendim. Üyelere sizden beklentisi olanlara söyleyeceğiniz, ekleyecekleriniz varsa onları alalım, ardından veda edelim. İki kelimeyle. Buyurun. Bizi tanıyorlar. Emin olun bizimle birlikte olmalarını devam ettirmelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Bugüne kadar birçok şeyi elde edemedik aslında. Yani mesailer gelmedi, diğer bazı noktalarda eksik, noksan kaldığımız yönler, yanlar oldu vesaire falan. Sadece Allah için bizi sevmeleri, bizim duruşumuzu, bizim profilimizi, bizim sözümüzün eri bir yönetim anlayışı olduğumuzu, sadece ben değil bakın biz ibaresi kullanıyorum. Benlikle hiçbir yere varılmaz. Enaniyete girmeye gerek yok. Biz 7 tane yönetim kurulu arkadaşız. 7 tane arkadaşımız birbirinden üstün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Hepsi kendi kurumlarında el üstünde tutulan, sözü geçen ve sözüne itibar edilen kardeşlerimiz. Bu bağlamda bizi sevdiklerini ve bize inandıklarını biliyoruz ve bu nedenle bizimle kalmaya devam ettiklerini de biliyoruz. Hı. Aslında onlara çok şey sunamadık. Hiçbir şey sunamadık hemen hemen. Fakat bundan sonra ben güzel günlerin ve güzel şeylerin bizi beklediğini düşünüyorum. Genel merkez ayağımız da yavaş yavaş düzene giriyor. Orada da bir ihtilaf vardı. Onu bu hafta sonu Ankara'daydık. İşte bir tüzük tadilat değişikliği yaptık. İnşallah önümüzdeki Eylül-Ekim ayında genel kurulumuz olacak. Buradan şunu da söylemek isterim. Arkadaşlarımızın da bilmesinde bir beis görmüyorum. Önümüzdeki süreçte genel merkeze sekreteryasına, yani genel başkan yardımcılığı sekreteryasına önemli bir listeden, kazanabilecek bir listeden ya da olmazsa kendim bir liste oluşturarak adaylığımı koymak istediğimi buradan da beyan etmek istiyorum. Üyelerimin, kardeşlerimin, arkadaşlarımın bilmesini istiyorum. Hı-hı. Bu bağlamda onlara daha faydalı olurum orada diye. Çünkü bürokrat kimliği alıyorsunuz. Siyasi bağlantılarımız var zaten. Teşkilattan gelme biri olduğumuz için. Çok şükür ağzımız biraz laf da yapıyor. Sıkıntı görmüyorum bu bağlamda. Onları mahcup etmeyeceğimi, hiçbir alanda beni arayıp da kendisine dönmediğim ya da bana aktardığı bir meseleyle alakalı çözüm ya da çözümsüzlük anlamında kendisine cevap vermediğim hiçbir üyem yoktur benim. Diğer arkadaşlarım için de bu geçerlidir. Hepsine bizimle olmalarını, bizimle kalmaya devam etmelerini istirham ediyorum. Yeni üye olacak kardeşlerimi de buradan saygıyla selamlıyorum. En kısa zamanda buluşmak ümidiyle diyorum. Hepsini, bütün orduları,
Hepinizi Allah'a havale ediyorum. Evet. Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Yaklaşık bir saat boyunca büro memuru senin faaliyetlerini, çalışmalarını, yapmak istediklerini evet. konuştuk. Tabii ki sorunları da değerlendirdik. Adaylığınız için de şimdiden hayırlısı olsun diyelim. Nasip bu işler tabii. Kısmet, bakacağız. Evet. Allah istemezse yaprak bile kımıldamaz. Orası öyle. O isterse oluruz çok inşallah. Çok doğru. Eğer gerçekleşir zaten onu da konuşuruz. Tabii ayrıca değerlendiririz. Yine inşallah. Bekliyoruz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bu imkan ve fırsatı bana verdiğiniz için. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, burada sohbetimizle birlikte programı da noktalıyoruz. Bugünlük vaktimizin sonuna geldik. Büro Memur Sen Ordu Şube Başkanı Adem Şen'i ağırladık efendim. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Hoşça kalın. Güner Ekran Gazetesi'ni sundu.